burada şen dökeceğim. Kızım, Türkçe konuşmadınız mı siz? Ne demek? Ne dediğini bilmiyorum, ne demek? Annem geliyor. Gelsin, gelsin. Gelsin, 40 yılı bir işe yarasın. Şimdi onun üstüne saldım ki. Anneme hiçbir şey söylemeyeceksin. Nedenmiş o? Babaanne. Ben o Nedim'in bana ne dediğini anlayana kadar sen kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kız, söyle Allah aşkına. Ne dedi sana? Sus. Sus ve git kapıyı aç. Git. Allah Allah. Allah Allah. Kızı? Anne. Hala haber yok mu kızdan? Ben de öğreneceğim Seher. Sen gittikten sonra Nurten'i aradım, o söyledi. Tüh 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 tüh. Dürülerin başına gelene bak. Bizlik bir şey var mı? Yardıma gelelim mi? Ay bırak Allah aşkına Neriman Ana. Ne yardımına geleceksin? Adamlarla birlikte kızı mı arayacaksın? Hadi kapat telefonu, meşgul etme beni. Burası yangın yeri. Yangını varsa duman da vardır. Göz gözü görmez. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Gezmeye. Kız nereye olacak? Sen beni dinlemiyor musun? Fırsat mı fırsat? O şımarık Damla hanımefendi. Siz misiniz boşanmaya kalkan deyip almış başını çekmiş gitmiş. Hazır kızlarıyla uğraşırken bu bahaneyle oraya gidip damadı yoklamaya. Ya anne, hiçbir yere gitmiyorsun, otur oturduğun yere. Aa, yoklayıp niyetini, amacını öğreneceğim. Ne var bunda? Hem de zaten yarın... Sen eğer ona yarını bir söyle. Sen bir söyle. Ah kızım. Sen bana ne konuştuğunuzu anlatmadan, damadın niyetini öğrenmeden öyle bir şey yapar mıyım hiç? Yani tam da yarın işimiz gücümüz varken sen böyle bir başına evde kal. Alt takkeni önüne koy, şöyle bir düşün. Hadi benim güzel kızım. Ben gidip geleyim, sana ne konuştuğumuzu anlatacağım. Hah, hadi.